Merhaba sevgili gençler, 11. konu altı videolarına devam ediyoruz. Geçen dersimizde periyodik özelliklerden atom yarıçapı, elektron ilgisinden bahsetmiştik. Bugün dersimizde de geri kalan dört tane periyodik özelliği öğrenip böylece bu bölümü de bitirmiş olacağız. Hemen dersimize başlayalım. Geçen ders öğrendiğimiz atom yarıçapı, iyonlaşma enerjisinin önemli olduğu ve çok fazla soru geldiğinden bahsetmiştik. Şimdi geri kalanları da hemen hızlı hızlı işleyelim ve bilmemiz gereken noktaları size hatırlatalım. Elektron ilgisi yine iyonlaşma enerjisine benzer bir şekilde biliyorsunuz ki iyonlaşma enerjisini IE şeklinde gösteriyorduk ve elektron ilgisi de EI şeklinde göstereceğiz. Tanım çok benzer bir şekilde iyonlaşma enerjisini hatırlatırsak gençler ne demiştik? Gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiydi. Bu iyonlaşma enerjisi tanımı ama burada elektron ilgisi için tam tersi söyleyeceğiz. Bakın diyor ki gaz halindeki yine gazın altını çiziyoruz bu önemliydi. Gaz halindeki bir atomun bir elektron alması sırasındaki oluşan ısı değişimine elektron ilgisi denir ve Elektron ilgisi pozitif veya negatif olabilir diyor. Ki biliyorsunuz ki iyonlaşma enerjisinde biz elektron koparma yaptığımız için endotermik olduğundan bahsetmiştik Yani iyonlaşma enerjisi endotermikti. Elektron ilgisi de tam tersi elektron aldığımız için burada egzotermiktir diye genellikle egzotermiktir diye not düşebiliriz. Ama bu kurala uymayan yani genellikle egzotermiktir dememin sebebi uymayanlar da var ki bunlardan en önemli bir tanesi mesela azot yine soy gazlar berilyum, magnezyum 2A grubu elementlerinden. Yani bazı atomların elektron ilgileri pozitif olabiliyor. Bu nedenle de burada genellikle kullanacağız. Burada kesinlikle bilmemiz gereken nokta şu. İyonlaşma enerjisi her zaman endotermiktir. Yani ısı alarak gerçekleşir. Çünkü elektron koparıyoruz. Elektron ilgisine yani elektron alırsak da Bazen endotermik bazen egzotermik diye durumlarla karşılaşabiliriz ama dediğimiz gibi genellikle büyük çoğunluğuyla egzotermik diyeceğiz. ki Bakın burada eksi 333 yani enerji sağ tarafta yani bu egzotermik olduğunu gösterir. Azotta ise birinci elektron ilgisine yani elektron alırkenki durumuna bakarsak burada da enerjinin sol tarafta olduğunu yani endotermik olduğunu görürüz. Demek ki burada her zaman egzotermik demek doğru olmaz. Bunu da küçük bir detay olarak unutmayalım. İyonlaşmalarız endo, elektron ilgisi egzo ama endo da olabilir diye not düşelim. Ve buradaki genel gösterme dikkat edersek gaz halindeki bir atomun diyor bir elektron alma sırasındaki enerji değişimine ki buraya yazmışız ama altta bunun bu tarafta olabileceğini de bakın burada olabileceğini de bunu Q olarak düşünelim. Birinci örneğimizde Q sağ tarafta ikinci örneğimizde sol tarafta yani endo da olabilir Exit olabilir diyebiliriz. Elektron ilgisi ile ilgili gereken en önemli noktadan bir tanesi Pirchett nasıl değişti ki hemen bakın burada diyor ki metallerin elektron alma isteği düşüktür ama metallerin ise yüksektir ki bir periyodik tabloyu düşündüğümüzde gençler şöyle periyodik tablo çizersek kabaca şöyle çizdik. Şurada bir e, helyumu da ekledik. Şöyle çizimizi varsayalım. E şimdi biliyorsunuz ki burada 1A grubu, 2A grubu var. Yani sonunda 1 elektron var. 2A grubunda 2 var. 3 var. 4 var. Böyle 5, 6, 7 şeklinde devam ediyor. Biliyorsunuz ki en son 8 yani soy gazlara ulaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi ne yapıyoruz? Elektron ilgisi bu tarafa doğru. Burada ne demişiz? Bakın ametallerin yüksektir. Şurada biliyorsunuz ametallerimiz var. Şuradaki ametallerimiz az sayıda. Geri kalanları metal diyebiliriz. şimdi baktığımız zaman bu tarafa doğru gittikçe son katmanın 8'e tamamlama olayı var. O yüzden 7 olan elektron alıp tamamlar. yine 6 olan elektron alıp tamamlar ama bu tarafa doğru gittiğimiz zaman da iki tane bir tane olan şöyle bir iki üç olanlar metaldir ki Buradan buraya gitmek daha uzun o yüzden kolay olanı tercih edebilir ne yapabilir bir tane verip iki tane verip Bir önceki gaza benzeyebilirler Dolayısıyla şöyle bir atomu çizdiğimizde 282 magnezyum'u düşündüğümüzde ya e ne yapacak? 6 tane alacak, 8'e tamamlayacak ya da 2 tane verecek. Kolay olan nedir? Vermek. İşte bu nedenle metallerin bulunduğu sol tarafta elektron alma isteği düşüktür. A metallerin bulunduğu sağ tarafta ise elektron alma isteği yüksektir. E bu mantıkla bakarsak demek ki periyodik felde soldan sağa doğru gidilecek elektron ilgisi ne olacak? Artacak diye söyleyebiliriz. Aynı şekilde... Yukarıdan aşağıya doğru gittikçe de çap arttığı için gençler gitgide periyot artışı görüyorsunuz çap da artıyor. Dolayısıyla uzaktaki bir yörüngeye de elektron almak istemez. O yüzden de periyot aşağı doğru indikçe gençler şöyle aşağı doğru indikçe elektron ilgisinin de azaldığını görüyoruz. Yani e, bu mantıkla bakarsak atomların diyor elektron ilgileri periyotlarda soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar ve e, ki açıklamasını yapmış. Bakın elementlerin diyor çekirdek artarken atom yarıçapı azalır ki elektron alma isteği de artar diye söylüyoruz. ki burada yine ametaller yaklaşıyoruz. Gruplarda yukarıdan aşağıya doğru gidilince ise genellikle azalır diyor. Ki bu genelliklerin de nedeni de şu gençler. Bu tarafa doğru artar diyoruz. Yani sağ tarafa doğru artar diyoruz ama genellikle çünkü biliyorsun en sağda soy gazlar var. Soy gazlar elektron almak istemezler. Zaten tamamen dolu. O yüzden bu tarafa doğru artar ama soy gaza geldiğimizde de bir anda elektron ilgisi sıfırlanıyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de genellikle artar. Diyor. Yine aşağı doğru inildikçe Genellikle azalır dememizin sebebi de istisna var. Ki burada biliyorsunuz flor var. Burada klor var. E, klorun elektron ilgisi en büyüktür gençler. Normalde aşağı doğru elektron ilgisi azalır ama klorun elektron ilgisi en büyüktür. Testlerde çok fazla sorulur. O yüzden bilmede olmaz notunda yani periyodik 3 elektron ilgisi en büyük olan element klor diye bilmemiz gerekir. E, zaman zaman sorularda bu bilgiyi kullanacağız. Ve e, baktığımız zaman tekrar şuraya bakalım. Bak gruplarda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe diyor. Genellikle azalır. Çekirdek yük artıyor. Atom yarıçapı artıyor ki aşağı doğru indikçe bakın atom yarıçapı artıyor. Elektron alma isteği de azalır. Yani uzaktaki bir yörüngeye atom elektron almak istemez diye söyleyelim. Ve bir de notumuz var. Notumuzu da hatırlayalım. Diyor ki bir atom elektron alırken ne kadar çok enerji açığa çıkıyorsa elektron eksisi o kadar fazladır. Yani şuradaki değerler elektron eksisinin büyüklüğünü aslında gösteriyor diye söyleyebiliriz. Diğer bir notta atomların ikinci elektron ilgilerinin pozitif bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Ama sorularda çok kullanacağımız bir bilgi değil. Genel olarak zaten endo ve egzo olduğundan bahsetmiştik. Elektron ilgisiyle ilgili de yine çok fazla soru gelmeyecek gençler. Genel itibariyle pöreçiyetler nasıl değişir bilmek bile soruları çözmek için yeterli olur diye söyleyelim ve hemen bir tane soruyla elektron ilgilerini karşılaştıralım. Bakın diyor ki belli elementlerin elektron ilgilerini karşılaştırın. Karbon, oksijen, flor ve klor atomlarımız var. Bu tür sorularda zaten periyodik özellikleri konumları bilmek gerekir. Karbon biliyorsunuz baktığım zaman tehT seviyesinde bu şekilde 20'den küçükler zaten hemen konumlarını şöyle belirleyebiliyoruz biliyorsunuz. 2, 8, 7 şeklinde. Baktığım zaman 3. periyot, 2. periyot 7A, 3. periyot 7A grubu, bu 6A grubu, 4A grubu. Yani şöyle konumlandırırsak gençler periyot tablo olarak şöyle bunların şöyle yan yana olduğunu söyleyebiliriz. İşte o, karbonu bu tarafa yazalım. İşte oksijen burada, flor burada, burada bir boşluk daha var tabii ki ve yine kloru da alta yazabiliriz. Yani bu şekilde baktığımızda işte 4A, 6A, 7A, 7A. Burada baktığımız zaman elektron ilgisi için ne demiştik zaten bilmeden olmazdı. Klorun elektron ilgisi normalde aşağıda olduğu için ne demiştik aşağı doğru elektron ilgisi azalır ama klor özel bir durumdu. Ve klorun elektron ilgisi flordan daha büyük ki klorun elektron ilgisi en büyük olan element olduğunu söylemiştik klor için. O yüzden elektron ilgisini karşılaştırırsam klorun elektron ilgisi büyüktür flordan ki bu tarafa doğru da elektron ilgisi artıyordu A metallere yaklaştığımız için soy gazlara kadar kısma kadar artıyordu. E bunda da yine ne diyeceğiz? Flor büyüktür oksijenden o da büyüktür karbondan diyerek elektron ilgilerini karşılaştırmış olacağız. Diğer bir periyodik özelliğimiz de elektronegatiflik gençler ki bu biraz daha öğrenciler tarafından zor kavranılan bir özellik olarak söyleyeyim. Birden fazla bilgi barındırıyor. E, periyodik nasıl değiştiğinden bahsedeceğiz. Hemen bakın şöyle açıklayabiliriz. Diyor ki elektronegatiflik bir atomun kimyasal bağdaki elektronları kendine doğru çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Yani gençler iki atom arasında bir bağ kurulduğu zaman ki şu bağ elektronları atomlar tarafından ne yapılmak istenir? Çekilmek istenir herkes ortaklık da olsa bağ elektronun kendine yakın olması ise elementler açısından değerlendiririz. O yüzden de güçlü olan taraf elektronları kendine fazla çeker ve burada polarlık apolar konusu da ortaya çıkmış oluyor. Normalde elektronlar ortada olması gerekirken yani dağılımın ortada olduğu için apolar bir madde olması gerekirken buradaki dağılım bir tarafa yığıldığı için diyelim ki Y daha güçlü. O zaman elektronlar sağ tarafa doğru yığılıyorlar. Bu nedenle bir taraf eksi kutup oluyor, bir taraf artı kutup oluyor diye söyleyebiliriz. İşte bu elektronik farkı aslında buradaki polarlı apolarlığı da ya da iyonik kovalentleri ya da kovalent karakteri de belirlemiş oluyor diyelim. Bizim burada ilk yapacağımız şey periyodik cetvelde nasıl değişiyor? Yani şöyle bir baktığımız zaman periyodik cetvelde nasıl değiştiği ile ilgili yorum yapacağız. Baktığımızda notla diyor ki periyodik sistemde diyor, aynı periyotta soldan sağa doğru gidince elektroniklik artar. Yine aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektroniklik azalır. Ki e, bununla ilgili çalışmalar yapılıp Muliken tarafından farklı ölçekler de var. Muliken tarafından bir değerlendirme yapılmış ve e, de iyonlaşma enerjisi elektron ilgisinin ortalaması olarak bir K sayısı ile çarpıyor ve şuradaki değerleri buluyor. Yani her bir atom için geliştirdiği formülle buradaki elektronik değerlerini buluyor ve bulunan sonuçlara göre en elektronik elementi şuradaki flor olduğunu en düşük elektronik değerinin ise fransiyum ait olduğunu buluyor. Ve buradan çıkan sonuç o zaman ne diyoruz? Elektronik en yüksek olan element 7A grubundaki flordur. Yani bağ elektronlarını en çok çeken flordur. En düşük element ise 1A grubundaki fransiyumdur diye söylüyoruz. O zaman sağ tarafa doğru gittikçe elektronik artar ki bunu asla unutmuyoruz. Flor en güçlü frans. O zaman aşağı doğru indikçe de en küçük elektronik değerine sahiptir diye bir Sağ tarafa doğru artıyor aşağı doğru azalıyor ki periyodik özelliklerde hep şunu tabiri kullanın dikkat ederseniz bu tarafa doğru ve aşağı doğru. E, yapılan yorumlarda zaten hep sağ tarafa doğru artıyorsa aşağı doğru azalıyordur. Ya da sağ tarafa doğru azalıyorsa aşağı doğru artıyordur gibi böyle ters mantık var diye söyleyebiliriz. Şimdi biz flor ve fransiyum tanıdığımıza göre artık bunlarla ilgili bir soru geldiği zaman bunların konumlarına göre değerlendirebiliriz diye söyleyeyim. Buradaki notumuzu da okuyalım. Bakın diyor ki elektron ilgisi ve iyonlaşma enerjisine bağlı bir büyüklüktür. E, doğrudan ölçülemez diyor. Elektronik iyonlaşma enerjilerini hesaplanır ki dediğimiz gibi de e, bunların ortalamasını alıp K sabitle çarpıp bunları bulmuş. Tabii ki burada dikkat ederseniz şu soy gazlar kısmı var. Yine aynı şekilde soy gazlar bağ yapmadığına göre soy gazların da bağ yapma eğilimleri olmuş. Elektronik değerleri de yoktur diyeceğiz. Yani soldan sağa doğru yine genellikle artar soy gazların geldiğimiz elektron ilgisi gibi oldu. burasında yine sıfır olduğunu söyleyebiliriz bağ yapmadığına göre. Şimdi bize sorulabilecek diğer bir soru da elektronik sadece nasıl değiştiğini sormaz bir elektronik farkı ile ilgili bilgi yoklayacak bizden. Şimdi verilen bu değerler kullanılacak gençler nasıl kullanacağız? Hazır verecek ya da konularını verecek. Biz bu değerleri kullanıp karakteri hakkında yorum yapacağız. Yani bağ karakteri hakkında yorum yapacağız. Bakın hemen okuyalım. Diyor ki elektronik bağların polar ya da apolar karakterde olduğunu açıklar. Bağ yapan iki atom arasında elektronik fark arttıkça diyor ki burayı hemen şöyle büyütelim. Arttıkça bağın iyonik karakteri artar ve Burada bir bilgi daha var gençler. Bağ asla %100 iyonik bağ olmuyor. Ancak elektronik farkı sıfır olabileceği için aynı atomlar karşı karşıya gelirse fark sıfır olur. O zaman da %100 kovalent bağ yorumunu yapacağız. Hemen bakın buradaki yorumlara dikkat edin. Florla flor arasındaki gücü 4'tür. E şimdi bunun gücü 4. E, bunun da gücü 4. Elektronik farkı nedir? Birbirinden çıkardık 0. İşte şuradaki bağ için ne diyeceğiz? %100 kovalent bağdır diyeceğiz. Bu örneğimize baktığımızda burada da florla hidrojen var ki florun yine gücü 4'tür. E, hidrojen 2.1 olduğunu varsaydık. E, şimdi baktığımız zaman arada bir fark var. İşte bu bağ için ne diyor? %100 kovalent değil ama kovalent karakter ki zaten bu kovalent bağlı bir bileşik. E dolayısıyla polar kovalent olduğunu söylüyoruz. Yani kutuplu ve kutup şeklinde yorum yapabiliriz. Sodyum ile klor arasındaki fark da yine daha fazla olduğu için iyonik karakter olmuş oluyor. Bizim burada yapmamız gereken şey bize soracak x ile y arasındaki mi x ile z arasındaki şu bağ mı daha iyonik daha kovalent Burada ne kadar büyük fark o kadar iyonik karakter yorumunu yapmaya çalışacağız. Çünkü burada fark arttıkça şuradaki elektronik farkın artmasıyla e, kutupların da etkinliği artmış oluyor diye söyleyebiliriz. Yani daha kutuplu ya da daha yöniktir diye yorum yapabiliriz. Rehber soru 39'da elektronik farkı nasıl kullanacağımızla ilgili bir soru var gençler. Bakın x, y, z elementlerin diyor elektronik değerleri verilmiştir ki lazım olacaksa bu şekilde hazır verir. Buna göre verilen bağlardan hangisinin bağ karakteri en yöniktir diyor ki en yönik demek demek ki bağlar arasındaki elektronik fark en fazla olanı arayacağız anlamına gelir hemen ne yapıyoruz? X ile X arasındaki farka bakıyoruz ki 2,5 2,5 yani direkt 0 buluyoruz. X ile Y arasındaki farka bakıyoruz. 2,5 2,1 yani şöyle üzerlerine yazarsak 2,5 2,1. Buradaki farkın 0,4 olduğunu görüyoruz. Y ile T arasındaki farka bakıyoruz hemen. Şuradan 1,1 1,3 olduğunu görüyoruz. Siz zaten hemen hesaplarsınız. Yine Y ile Z arasındaki farka bakıyoruz. Yani şunda şunlar arasındaki fark 1.9 olduğunu görüyorsunuz. Ve yine aynı şekilde x ile z arasındaki farka bakarsak 2.5 ile 4. Hemen şöyle yazdık 2.5 ile 4. E buradan da 1.5 olduğunu görüyoruz. Yani buradan göreceğimiz sonuç en fazla elektronik farkı D şıkkında var. Bu bağın en iyonik karakterli olduğunu gösteriyor. Yani D şıkkının e, iyonik karakter bir bağ olduğunu söylüyor. İki atom arasındaki bağın iyonik karakter olduğunu, e, iyonik karakterin en fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada %100 kovalent karakterli bir bağımız da var ki o da A şıkkı. Yani en kovalent e, karakter hangisi desek o zaman A şıkkı dememiz gerekirdi diye söyleyelim. Rehber soru 40'ta periyot tablodan 7A grubu elementlerin 4 tanesi içeren bir kesit verilmiştir. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki elementler hangisi yanlıştır diyor. A şıkkına baktığımızda elektronik en büyük olan flordur diyor ki biliyorsun periyot tabloda zaten en elektronik elementimiz flordu. Dolayısıyla hemen şuraya flor yazdık. Sağ üst köşede ki bu doğrudur diyelim. Elektronik en büyük olan klordur diyor. Normalde elektronik biliyorsun aşağı doğru gençler azalıyordu ama klorun özel durumu vardı. Yani istisnaydı. Klor en elektronik büyük olan elementimiz. O yüzden buna da doğrudur dedik. Atom çapı en büyük olan iot'tur diyor. Aşağı doğru çap artıyordu. Iot daha aşağıda olduğuna göre bunlardan çapı en büyük olan iot'tur. İyonlaşma enerjisi en büyük olan flordur diyor. İyonlaşma enerjisi bu tarafa doğru genellikle artıyordu. 3 aşağı 5 yukarında anlatmıştı yine. Aşağı doğru ise elektron koparmak daha kolaydır. Yani iyonlaşma enerjisi azalır. burada flor en yukarıda olduğuna göre iyonlaşma enerjisi en büyük olan flordur. Hepsi eksi 1 ile artı 7 arası değerlik alır diyor ki bunu yine hatırlamaya için söyleyelim. 7A grubu olduğu için sonu hep 2, 7, 2, 8, 7 şeklinde sonu 7 olduğu için genelde bir tane alıp kendini 8'e tamamlarlar. Ama burada flor en elektronik elementimiz ve karşısında kim olacak olsun eksi 1 değerlik alır. Ki hepsi dediği için buna yanlış diyoruz. Bunu zaten elementleri tanıyalım bölümde. Yani bir sonraki videomuzda tekrar tekrar anlatacağız. 7A grupları eksi 1 artı 7 arası değerlik alırlar. Ama flor sadece eksi 1 demesi gerekir. Yani burada hepsi dediği için buna yanlıştır diyoruz gençler. Bunu da mutlaka bilmemiz gerekiyor. Beşinci özelliğimiz metalik ve ametalik özellik. Bu işlerinde en kısa anlatılanı ve en çabuk geçileni diye söyleyebiliriz. Periyodik sistemde diyor metalik ve ametalik özelliklerin değişimi bu özelliklerin aktifliği ile ilgilidir diyor. Hemen burada şuraya bakarsak arkadaşlar bak şurada ametallerimiz var. Sayıcı az, Juno Pascal diye kodladığımız, Haberi diye kodladığımız ametaller var. Şimdi a ametallerin olduğu bir bölgeyle geri kalan şu kısma soy gaz şuraya metaller dersek, metallerin olduğu bölge bu taraf olduğuna göre sağ tarafa doğru gittikçe ametallere doğru gidiyorsunuz ya da aşağıdan yukarı doğru gittikçe ametal bölgesine yaklaşıyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Sağ köşeye doğru ametallik özellik artar, ametalik aktiflik de artar ki Ametaller için biliyorsun aktiflik elektron alabilme eğilimi. Çünkü sağ tarafa doğru gittikçe elektron alma isteği artar. Sol tarafa doğru gittikçe de yani bu tarafa doğru gittikçe de elektron verme isteği artar. O yüzden metaller için elektron verebilme, a metaller için elektron alma eğilimidir diye söyleyeyim. O yüzden de sağ üst köşeye doğru gittikçe çap küçüldüğü için elektron alma isteği artar yani aktifliği artar. Sol alt köşeye doğru metaller yani şuraya doğru gittikçe de elektron verme çap büyüdüğü için elektron verme olasılığı arttığı için metalik aktifliğin arttığını söyleyebiliriz. Ama biz zaten ne diyoruz? Burada metaller var. Bu tarafta A metaller var. Demek ki sol alt köşeye doğru gittikçe metalik aktifliğin ya da metalik özelliğin arttığını söyleyebiliriz. Bu kadar basit. Yani bir konum olarak ametallerin sağ üst köşede olduğunu bilen bir öğrenci sağ üst köşeye doğru ametalik aktiflik özelliğin arttığını söyleyebilir. Yine aynı şekilde sol alt köşeye doğru gittikçe de yani bakın ametallerden uzaklaşıyoruz. Aşağı doğru metalik aktiflik artıyor. Bu tarafa doğru ametallerden uzaklaşıyoruz yine metalik aktiflik artıyor. Yani sol alt köşeye doğru gittikçe metalik aktiflik artar diyebiliriz. Hemen şurayı da okuyalım bakın. Periyodik sistemde diyor aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru atom çapı arttığı için metalik aktiflik artar, ametalik aktiflik azalır. Aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarıçapı çapı genellikle azaldığı için diyor metalik özellik azalır, ametalik özellik artar. Yani anlattığımız şey e, buradaki metaller, buradaki ametaller bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru yorum yapmanız gerekiyor. Rehber soru 41. Yukarıda bazı elementlerin periyodik sistemdeki yerleri belirtilmiştir diyor. Bu elementlerin periyodik ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuşuz. Elementlere baktığımızda helyum, neon, flor, klor, hidrojen ve magnezyum var ki burada kullandığımız elementlere bakalım. Elektronikisi en büyük olan element klordur diyor. Az önce yine anlatmıştık. Klor zaten en büyüktü. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element helyumdur diyor. İyonlaşma enerjisi bu tarafa doğru artıyordu ki aşağı doğru azalıyordu. O zaman helyum en büyüktür diyebiliriz. Metalik özelliği en büyük olan element magnezyumdur diyor. Baktığımızda metalik özelliği en büyük olan elementi zaten burada bir metal olarak magnezyum var biliyorsun. Şu renklendirmeden de anlayabiliriz ki bu tarafa doğru gittikçe metalik özellik artıyordu. Doğru. Elektronikli en büyük olan flordur diyor ki evet zaten en büyükleri her zaman bilmemiz gerekiyor. Atom çapı en büyük olan element klordur diyor. Şimdi en altta olan 3. periyot olan magnezyumla klor var. Biliyorsunuz kardan'dan burnu gibi hatırlıyorduk. Bu tarafa doğru gittik aynı periyotta çap azalıyordu. O yüzden de magnezyum çapın en büyük olması gerekirdi. O yüzden E şıkkının yanlış olduğunu söyleyelim. Rehber soru 42. Rehber soru 42'de yukarıdaki periyodik cetvelde diyor. 1 ve 2 yönleri için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında 2 yönünde iyonlaşma enerjisi genellikle artar diyor. Ki biliyorsun 1A, 2A, 3A, 4A diye sıralanmıyordu. 1, 3, 2, 4, 6, 5, 7, 8 diye bu tarafa doğru artıyordu gençler. Burada 3 aşağı 5 yukarı hatırlarsınız. Yani 2 yönünde genellikle artar doğrudur. 1 yönünde metalik aktif artar diyor. 1'e bakıyoruz metallerin olduğu bölgeye doğru doğrudur. Atom yarıçapı iki yönünde azalır diyor. Baktığımızda iki yönü şurasıydı. Atom yarıçapı bu tarafa doğru azalır. Doğrudur. Her iki yönünde proton sayısı artar diyor. Proton sayısı biliyorsunuz periçetelde şuradan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sonra böyle sıralı bir şekilde gidiyoruz. Proton sayısı hem iki yönünde hem de bir yönünde artar. Yani bu da doğrudur. Elektronik her iki yönünde de artar diyor. Elektronik sayısı bu tarafa doğru ametallikçe artar. Aşağı doğru ise çap arttığı için azalır. O yüzden buna yanlıştır diyelim. Son olarak asitlik ve bazlıktan bahsedeceğiz gençler. Burada yine biraz öğrencilerimiz zorlanabiliyor. Burada biraz oksitleri de anlatacağım. Hem böylece oksit eksiği olanlar o eksiği de gidermiş olsunlar. Diyor ki elementlerin asit ve bazlık özellikleri oluşturdukları oksit ve hidroksitleri üzerinden incelenir. Yani burada yorum yapmak istiyorsanız oksit ve hidroksitleri iyi bilmeniz gerekir. Bakın diyor ki elementlerin oksijenle yaptıkları bileşiklere oksit denir ve oksitler bazik, asidik, amfoter ve nötr oksit olarak sınıflandırılır. Şimdi burada şöyle bir anlatayım sonra tekrar buraya şuradan itibaren okumaya devam edeceğim gençler. Bir kere her öğrencimiz şu bilgiye sahip olmalı. Yani oksit sınıflandırmasını yapmalı. Oksit dediğimiz şey bir elementin yanında oksijen varsa buna oksit diyoruz. Tabii ki burada bunun kim olduğu önemli. Yani asidik mi, bazik mi, amfoter nötr oksit olduğuna karar vermemiz lazım. Bunun için de şöyle bir sınıflandırma yapıyoruz. Yani basitçe şöyle diyoruz gençler. Önce x'in kim olduğuna bakıyoruz. Yani x elementimiz nedir? Eğer x elementiniz metal metalse ya da ametal ise iki seçeneğimiz var. Eğer metal ise buna metal oksit diyoruz. Metal oksit. Eğer ametal ise x elementini incelediğimizde ametal ise o zaman da ametal oksit sınıfına giriyor. Şimdi bunu niye ayırt ediyor? Çünkü buradan Yine yolumuz devam ediyor. Şimdi bunu nasıl anlayacağız? Bazı arkadaşlarımız ametal da metal olduğunu bil, bilmeyebilir. O zaman da ne diyoruz? Sayıcı az olan ametalleri hatırlarsak ki neydi onlar? Şöyle kodluyorduk gençler derste. Geçen derste söylemiştim. Junov, Pascal. Ben böyle kodla hatırlıyorum genelde. Haber diye böyle bunları bir araya getirdik. Yani böyle akılda kalsın diye. Bunlar ametaller. Dolayısıyla bunları görürsek bunlar bizim ametal. Bu her yerde işimize yarayacak. Adlandırmada yarıyor. Yine polarik apolarlıkta yarıyor. O yüzden ametalleri az sayıda olduğu için bilirsek Soy gazları zaten biliyorsunuz helyum, neon, argon. E geri kalanları da metal diyoruz. E şimdi baktığımızda mesela şimdi buraya bir tane yazdım. Cr2O3. E bu yanında Cr'nin yanında oksijen var. Yani XO. Yani bu bir oksit. Ama hangi oksit diye ayırt etmen lazım. Metal mi? Ametal İşte burada Juno Pascal haberi aklımızdan geçirip onlardan biri mi diye düşünüyoruz. E bakıyoruz krom burada yok. Yani o zaman bu metal oksit sınıfına giriyor. O zaman sen bunun metal oksit olduğunu anlıyorsan İki tane cevabın var. Diyeceksin ki bu ya bazik karakterlidir ki olabilir ya da amfoter karakter. Çünkü metallerin oksitleri incelendiğinde bazik ya da amfoter özellik gösteriyor. Aynı şekilde e, buradaki elementimiz diyelim ki N2O3 olsun. E şimdi incelediğimizde yine inceliyorum. Bakıyorum şimdi bunun bir oksit olduğunu anladım. Yanında oksijen var. Azotu incelediğimde bu sefer azot of Pascal haberi diye böyle aklımızda kalsın diye söylediğimiz azot burada var. Yani azotun ametal olduğunu biliyorum. Şimdi bunun ametal olduğunu da anlıyorsan eğer o zaman da iki seçeneğin var. Yani ametal oksitler kanaat getirdin. Bu dedin ametal oksittir. Ametal oksitler de gençler ya asidik karakterli oluyor asidik ya da nötr karakterli oluyor. Nötr karakterli. E şimdi o zaman bakın oksitlerimiz bazik oluyormuş, asidik oluyormuş amfoter ya da nötr oluyormuş. Demek ki senin yapacağın şey Okside önce karar vereceksin. Metal mi ametal mi? O zaman okside şu soruyu soracaksın. İlk element kimdir? Metal mi ametal metal mi? A metal ise ya astriktir diyeceksin ya da nötr diyeceksin. Şimdi peki bu ayrımı neye göre yapacağız dersek. Ya da bunun metal olduğunu anladın. Yani şuradaki kromun metal olduğunu biliyorsun. O zaman yine iki seçenek var. Acaba bazik mi? Amfoter mi? Peki bu ayrımı nasıl yaptınız? O da çok basit. İkinci soruyu soracaksın. Önce metal mi ameter mi diye soru sordun. Şimdi burada bir soru daha soracaksın. Nedir? Amfoter metal mi diye inceleyeceksin. Çünkü amfoter metalleri de bilmek zorundayız. Zeynep, kırmızı, pabuç, alsın ve hocalar mutlaka bir şekilde size ezberletmiştir bunları. Bunlar amfoter metallerimiz. Şimdi so o zaman buraya geldim. Cr2 tekrar yazayım buraya bakın. Cr2 o 3ü yazdım. Bunun metal olduğunu biliyorum. O zaman ya bazik ya amfoter diye yorum yapacağım. İşte soruyorum şimdi. Zeynep kırmızı pabuç alsından biri mi? Evet. Krom amfoter. O zaman bu diyeceğiz amfoterdir. Yine aynı şekilde başka bir örnek yazıyorum. Mesela kalsiyum oksit. E kalsiyuma bakıyorum metal. Yani ilk soruyu sordum metal mi metal metal. Ya bazik diyeceğim ya amfoter diyeceğim. E bu e, Zeynep kırmızı pabuç alsın B'den biri değil. O zaman diyeceğim bu bazikmiş. Yani bu şekilde ikinci sorunun cevabına göre amfoter ya da baziktir diye yorum yapıyoruz. Bu kadar basit. Yani demek ki okside karar vereceğiz. Metal mı, ametal mi? Diyelim ki ametal okside olduğuna karar getirdik. Yani bu sefer de N2O dedik. Şimdi baktığımız zaman sorumuz şu. Asitlik mi, nötr mü? O zaman da şuna bakacağız. Oksijen bakımından zengin mi? Yani oksijen sayısı 1 ise zaten çok fazla örneği yok. CO yine NO ya da N2O şeklinde. Bu şekilde oksijen sayısı 1 olanlar nötr oksit diyoruz. Birden fazla olunca oksijen bakın zengin diyoruz. Mesela N2O5, CO2, SO2, SO3 birçok örnek yazılabilir. Bunlar asli karakterli. Bunlar da nötr diye karar vereceğiz. Yani bu bilgiyi kafamızda mutlaka e, oturtmamız lazım. Hem TET sınavında mutlaka geliyor. Hem de AYT sınavında oksit karakteri hakkında yorum yaparken bunları söylüyoruz. O zaman şimdi tekrar gelirsek demek ki Periyodik cetveldeki tüm elementlerin oksitleri ve hidroksitleri incelenmişken işte bütün elementlerin oksit ve hidroksitleri incelendiğinde şu kanaata varmışız. Metallerin oksitlerinin genelde bazik olduğunu, genelde bazik olduğunu, ametallerin oksitleri ise genelde asidik olduğu kanaatine varmışız. Bakın burada ametaller asidik, e, metallerin büyük çoğunu bazik karakter. O zaman ne diyebiliriz? Periyodik cetvelde sağ tarafa doğru gittikçe asidik karakter artar. E yine aynı şekilde aşağı doğru indikçe bazı karakter artar ya da sola doğru gittikçe bazı karakter artar diyebiliriz. Şimdi gelelim tekrar notlarımızı okuyalım. Diyor ki ametallerin oksit ve hidroksit işte genellikle astik özellik gösterirken bakın ametallerin diyor ki ametaller neredeydi? Sağ üst köşedeydi. Yani şurada. Dolayısıyla bunların oksit ve hidroksitleri genellikle astik özellik gösterirken diyor. Metallerin oksit ve hidroksitleri ise diyor genellikle bazik özellik gösterir. Yani sol alt köşe, sol taraf metallerin olduğu bölge. Dolayısıyla bu taraf bazik, bu taraf astik özellik gösteriyor. Yani bu cümle bunu ifade ediyor. Bir periyotta diyor sağa doğru gidildikçe elementlerin oksijenli birleştiğinin astik özelliği artarken sola doğru gidildikçe bazlık özelliği artar. Çünkü sola doğru bazlara doğru gitmiş olursun. Sağa doğru asitlere doğru gitmişsin. A metalin A'sı da zaten asitli karakteri sizi hatırlatır gençler. Sağ üst köşe. Şimdi tekrar notlarımıza devam edelim. Bakın diyor ki sonra örnekler üzerine tekrar hatırlatacağım. Amfoter metaller diyor hariç metallerin oksitlerin su sözleri bazik karakter gösterirken bu nedenle bu metal oksitleri bazik oksit de denir. Bakın örnek vermişiz. Metal oksitler suyla tepkimeye giriyor diyor. Hidroksitler oluşuyor. İşte Na2O. Şimdi bir öğrenci olarak sen bunun karakter hakkında yorum yapacaksın. Hocam sana anlatmıştı. Önce metal mi metal mi olduğuna karar getireceksin. Sodyumun metal olduğunu biliyorsun. Yani ya baziktir diyeceksin ya amfoter diyeceksin. Amfoter. E şimdi Zeynep Kırmızı Topuç ağasından bir değil. Demek ki bazıkmış. İşte bak niye bazık? E, suyla oluşturduğu tepkime de OH oluşturuyor. Yani metalin oksitleri bu şekilde e, hidroksit oluşturur ve böylece bazı karakteri ortama yansıtmış olur. Yine notumuza devam edelim. Bakın diyor ki peri cetvelde yukarıdan aşağıya doğru indikçe metal oksitlerin oluşturduğu hidroksit bileşiklerinde bazlık kuvveti artar. Yine bize soracak. Diyecek ki KOH'ın mı bazı karakteri daha büyüktür? NaOH'ın mı diye soracak. E, şimdi biliyorsunuz ki bunlar e, sodyum, Yine e, potasyum bunlar alt atı ya da lityum. 1A grubu elementlerini şöyle üç tanesini çizdim. Lityum, sodyum, potasyum. Şimdi bunun e, hidroksitli yapısını düşünürsek NaOH, KOH ya da işte lidyum hidroksit gibi şöyle yazdığımız zaman burada gençler aşağı doğru çap artıyor. Çap arttığı için de OH'ın kopma olasılığını düşüneceksiniz. OH'ın sulu çözeltiye geçme olasılığı çapı büyük olan da daha büyüktür. O yüzden de ne diyoruz? Çap arttıkça OH daha kolay kopar. Ortam daha bazik olur. O yüzden de bakın burada ezberleyeceğim şey şu. Periyot cetvelde sol alt köşeye doğru gittikçe çap arttığı için bakın bazik karakter aşağı doğru daha etkin oluyor. O yüzden aşağı doğru inince bazik karakter artar. Çünkü çap arttığı için OH kolay. Tersi bir durumda da bu tarafa doğru da asit karakter artar diyeceğiz. Yani bu ikisini unutmuyoruz. Ve burada diyor ki asidik oksitlerin su ile tepkimesinde H oluştuğu için su çözeltileri asitik özellik gösterir diye söylemiş. Burada bileceğimiz son bilgi. Artık konu anlatımı bitiyorum. Soru çözümüne geçeceğiz. 7A grubu elementlerinde oluşturduğu hidrojenli bileşikler yani HV, H, değil, H, 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 bileşikleri asittir diyor ve burada size kuvveti soracak gençler. Şimdi öğrencilerin karıştırdığı noktalardan bir tanesi de bu. Onu da bir sonraki sayfada anlatayım yer kalmadı. Yani şurada anlatalım. Bazen size flor, klor, brom ve iotun oksitlerini soracak. Oksitli bileşiklerini soracak. Bazen de hidrojenli bileşiklerini soracak. Şimdi hidrojenli bileşiklerini sorduğu zaman HF, Hb, HCl, HBr ve HI için kıyaslama istediği zaman aşağıya doğru indikçe hidrojenin kopma olasılığı arttığı için asitlik kuvvet artıyor. Yani... H-I'nin kuvveti büyüktür h Br'den. Yine aynı şekilde h Cl'den. O da yine aynı şekilde H-V'den. Şimdi biz ne anlattık az önce? Dedik ki elementlerin asitlik ve bazik karakteri için şurada ametaller bulunduğu için bakın burada ametaller bulunduğu için dedik ki oksitlerinin asitlik karakteri bu tarafa doğru yani asite doğru gittikçe şey ametalle doğru gittikçe sağ üst köşe doğru gittikçe asidik karakter artar dedik. Bakın asidik karakter Artar karakter. Ama burada ise tam tersi aşağı doğru indikçe asitli karakter artar. Ama kastettiğimiz cümleye dikkat etmek lazım. Burada oksitlerin asitli karakterini sorarsa sağ üst köşeye doğru artar. Ama hidrojenli bileşiklerin dediği zaman ise o zaman aşağıya doğru artar dememiz gerek. Yani ikisi aynı şeyler değil. Birazdan sorularda yine hatırlatacağım. Ona da dikkat etmemiz gerekir. Yine geldik. O zaman oksitleri öğrendiğinizi varsayıyoruz. Çünkü burada anlattım gençler. Şurayı, şu tabloyu ve soracağınız soruları mutlaka bilmeniz gerekiyor diyelim ve geldik buraya. Hemen rehber soru 43'ü de yapalım. Az önce öğrettik. Aşağıda verilen oksit bileşiklerini sınıflandırın diyor ki. Hemen ne yapıyoruz? İlk elementleri izliyoruz gençler. İlk elementlerin altına metal mi, ametal mi diye yazacağız ki ona karar verdiğimiz zaman zaten seçeneğimiz ortaya çıkıyor. Çünkü metalse farklı bir cevap oluyor, ametalse farklı, metalse bazik ya da amfoter diyeceğiz. Kısaca böyle özetledim. Yine ametal ise ya asidiktir diyeceğiz. Asidik ya da nötr yorumunu yapacağız. Burada da bunu yaparken tabii ki oksijen sayısına bakıyoruz. Burada ise neye bakıyoruz? Amfoter olmamasına bakıyoruz. Geldim. Bu ametal. Yine altına yazıyorum. Cunov Pascal. Bu ametal. Yine aynı şekilde alüminyum metal. Yine azot ametal yazdık. E, azot yine ametal. Cunof Pascal'dan biliyoruz. Kalsiyum metal. E, Juno Cunof Pascal'dan bir olmadığı göre metal olduğunu biliyorum. Şimdi soruyorum. Oksijen bakımından zengin mi? Evet. O zaman bu asidik karakterli bir oksit. Ki hemen yazdık. Buna bakıyorum. Ametal. Yani ya nötr ya asidik. O zaman ne diyoruz gençler? Yani burada asidik ya da nötr. Oksijen bakımından fakir. Buna nötr diyoruz. Tabii ki bunu konu ilerledikçe yine e, asit bazlar ünitesinde bir de ne diyoruz? Nötr oksitler e, asitlerle bazılara tepki vermez diyoruz. Asidik oksitler bazılara tepki verir. Bazik oksitler yine asitlerle verir. burada amfoter metal hem asitten bazılara veya Yani bu tür bilgileri de zaman içerisinde tamamlayacaksınız. Şu an için gerekli değil. Yine burada metal olduğunu görüyorum. O zaman soruyorum amfoter mi diye. E, baktığımızda alüminyum, zeynep, kırmızı pabuç altındaki ale yani amfoter. O zaman hem asidik hem de bazik karakter. Yani amfoter oksit diyeceğiz. Amfoter oksittir. Yine E şıkkında A metal olduğunu görüyoruz. Oksijen bakımından zengin yani asidik diyeceğiz, asidik. Baktığımız zaman e, nötr diyeceğiz. Yine baktığımız zaman metal ama Zeynep Kırmızı Sobucu alsın B'deki kodlamamızdan biri değil. O zaman bazik diyeceğiz. Böylece ne yapmış oldunuz? Oksitlerin mantığını anladınız gençler ki burada yine periyodik evde karakterin nasıl değiştiğini anlattık. Bu tarafa doğru bazik karakter, bu tarafa doğru asidik karakter artar diye öğrenmiş olduk. Peri diyor yerleri belirtilen elementler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Baktığımızda elektron ilgisi en fazla olan klordur diyor. Flor, klor ki elektron ilgisi zaten en büyük olan klor. Elektron ilgisi en büyük olan flor. Bunları ikisini zaten unutmayacağız. Atom yarıçapı en büyük olan potasyumdur diyor. Ki aşağıda olduğuna göre evet doğrudur. K2O'nun bazı karakteri Na2O oksitinden fazladır. Yani potasyum oksitinki sodyum oksitinden fazladır diyor. Yine ne demiştik aşağı doğru gittikçe oksitlerin bazik karakteri artıyordu. K aşağıda olduğuna göre oksijenin bazik karakteri daha fazladır. Yine bu da doğrudur. F'nin yani florun elektronegatifliği en fazladır diyor. Bunu ezberden zaten biliyoruz. Proton sayısı en küçük olan flordur diyor. E proton sayısı bu tarafa doğru artıyordu ki o zaman oksijenin proton sayısının daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu tarafta olduğuna göre o yüzden E şıkkının yanlış olduğunu söyleyelim. Sırada 15 soru kendini göster bakalım testimiz var gençler. Amacımız neydi bu tür so testlerde? Mutlaka az önce öğrendiklerimizi son kez tekrar etmek. Sonra ne yapıyorsunuz? Kitaplarınızı açıyorsunuz. Bir bakalım hocamız bize öğretti ama kendi kitabımızdan da çözebiliyor muyuz diye. Tabii ki burada tavsiyemiz PDF zaten çıkarmışsınızdır birçoğunuz. PDF'de önce kendini çözmeniz Ondan sonra cevapları kontrol etmeniz olabilir diye söyleyelim. Hemen bir soruya başlayalım. Diyor ki yukarıdaki periyodik cetvelde 1 ve 2 yönünde artan özellik aşağıdaki hangisinde doğru verilmiştir? Hemen şöyle baktığımız zaman aşağıya doğru artacak, e, bu tarafa doğru artacak. Yani e, düşündüğümüz zaman hemen baktı elektron ilgisi aşağı doğru ne olur? Azalır çap arttığı için. Bu Bir kere bu olmaz. Biz artan arıyoruz. E, yoğunlaşma enerjisi yine aşağı doğru azalıyordu ki biz artan arıyoruz. Bir kere bu gitti. Atom yarıçap aşağı doğru artıyordu. Bakın şu atom yarıçapı olabilir. Aşağı doğru çap artıyordu. Bir de e, iki yönde nasıl değişiyordu? Kardanın burnu gibi düşününce iki yönde de artıyor. Yani cevabın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Elektroniklik e bildiğiniz üzere aşağı doğru azalıyordu. Sağ tarafa doğru artıyordu ki flor buradaydı zaten. Yani bunun olmadığını söyleriz. Ametalik aktiflik yine ametaller burada olduğu için sağ tarafa doğru artıyordu. Bu tarafa doğru azalır yorum yapıldı. Yani bunun da olmadığını söyleyebiliriz. İkinci sorumuz aynı grupta bulunan diyor baş grup elementleri ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Buna göre X, Y, Z elementlerin periyodik cetveldeki yeri aşağıdaki hangisi gibi olabilir? Hemen baktığımızda elektron ilgisi en büyük olan X atomudur diyor ki X o zaman gençler biliyorsun aşağı doğru periçetelde şöyle demiştik aşağı doğru elektron ilgisi azalır demiştik azalır ki ama burada bir istisna vardı flor klor vardı burada o zaman X'in aşağıda olması e, gerekir e, baktığımız zaman burada mesela X en yukarı diğerlerine de bakalım mesela elektron en büyük olan Y'dir diyor e, Y elektron istisna yoktu direkt aşağı doğru azalıyordu en büyük olan Burada e y olduğuna göre y bir kere kesinlikle en yukarıda olmalı gençler. Çünkü ne demiştik? Elektronegatif aşağı doğru azalır. E burada y'nin en yukarıda olduğunu biliyoruz. E proton sayısı en büyük olan Z'dir diyor. E Z'de proton sayısı aşağı doğru artacağına göre aynı grup bunlar. Dolayısıyla Z'nin de en aşağıda olması gerekir. Yani baktığımızda direkt şu iki bilgiyle bile cevabı bulabiliyoruz. E burada elektron sayısı en büyük olan X atomudur dediği için elektron ilgisi de normalde aşağı doğru azalıyordu. Yani x'in de yukarıda olması ihtimali var ama dediğimiz gibi burada flor klor olasılığı olduğu için muhtemelen burası flor klor örneğinden alınmış. Yani kesit 7a grubundan alınmış olmalı. Çünkü öbür türlü aşağı doğru elektron ilgisinin azalmadığını görüyoruz. Yani onunla çelişiyor. Demek ki burası flor klormuş diye de çıkarımda bulunabiliriz. Yani cevabımız eşlik olması gerekir. Elektron en büyük olan klor. Doğru. Elektronikli en büyük olan flor doğru. Niye? Protonsu en büyük olan Z. Yani bu şekilde değerlendirebilir. Cevap olabilir dediği için E şıkkını alıyoruz. Üçüncü sorumuz bor, azot ve neon elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır diyor. Hemen baktığımızda şöyle 2, 3 olduğunu görüyoruz. Azotun 2, 5 olduğunu yine neonun 2, 8 olduğunu zaten biliyoruz. Ve konum olarak baktığımızda bunların e, üçünün de aynı periyotta olduğunu görüyoruz. Bor bu tarafta, azot burada, neon da en sağda diye söyleyebiliriz konum olarak. Aralarda boşluklar olabilir başka atomlar. Burada hemen birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan neondur diyor. Sağ tarafa doğru iyonlaşma enerjisi artıyordu. Doğrudur. Atom yarıçapı en büyük olan bordur diyor. Aynı periyotta soldan sağa doğru azalıyordu. Dolayısıyla bor bu tarafta olduğuna göre doğrudur. Enin elektronik ise en fazladır diyor. E, bu tarafa doğru gittikçe elektron ilgisi artıyordu ama soy gazların elektron ilgileri yoktu. Dolayısıyla azotun ilgisi en fazladır işlerinde. Çünkü soy gazdır. Muhtemelen bazı arkadaşlarınız bu tarafa doğru gidince neonun daha büyük diye düşünebilirsiniz. Ama burada neydi? Soy gazların elektron ilgileri yoktu. Yani bu da doğru. Elektronik en büyük olan nedir diyor. Sağ tarafa doğru gittikçe yine elektronik değeri artıyordu ki soy gazların yine elektronik değeri yoktu. Bağ elektronları bağ yapmadıkları için yani bu da doğrudur. Değerli elektron sayısı en büyük olan bordur diyor. Değerli elektron sayısı da yine burada baktığımız zaman sondaki sayıydı A gruplarında. 3, 5 ve 8 en büyük olan değil en küçük olan B'dir. Yani bu yanlıştır diyelim. Dördüncü sorumuz X, Y ve Z elementleri 3. periyotta bulunmaktadır. Birinci iyonlaşma enerjileri arasında X, Y, Z ilişkisi olduğuna göre diyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Şurada bir soru işaret yapalım. Şimdi baktığım zaman X3A grubunda olabilir diyor ki iyonlaşmalar ile ilgili biliyorsunuz ki düzensizlik vardı genellikleydi. Yani şöyle bir sıralamamız vardı gençler. 1A, 3A yani sağ tarafa doğru gittikçe yine 2A yer değişikliği oluyordu. 4A, e buraya yine 6A, e şöyle yazalım 6A, buraya 5A ve 7A ve 8A diye gidiyordu. Yani sağ tarafa doğru gittikçe hani merdiveni düşünürseniz şöyle değişik bir şekil oluşuyordu bu şekilde devam ediyordu şimdi baktığımızda buraya uygun olması gereken yani iyonlaşma enerjisi aynı periyotta olduğunu biliyoruz bunları x'in en büyük olduğunu söylüyor şimdi birinciye baktım x3a grubunda olabilir diyor şimdi x eğer buradaysa gençler x3a ise şimdi ondan iki tane küçük olan element yazmam lazım ama baktığımız zaman y ve z'ye sadece 1a kalmış oluyor şimdi en büyük x büyük olduğuna göre Y ve Z'yi bu tarafa yazamayacağıma göre x'ini birden. Yani x'in 3A olma şansı yok. X'e 3A dersek Y, Z'nin x'ten küçük olma olasılığı yok. Bir tanesi daha büyük olmak zorunda. O yüzden birinci yanlıştır diyoruz. Y 5A grubundaysa diyor. Tekrar geldim şurayı temizleyelim ve Y'ye 5A diyelim. Bakın buraya yazdığım Y 5A grubundaymış. E, X'de 6A olabilir diyor. E şimdi x'e de 6a dersek yani x'e de buraya yazarsak gençler. Şimdi neyle çelişmiş oldu? E burayla çelişti. Çünkü X'in iyonlaşma neresi Y'den daha büyük. E baktığımız zaman burada Y'ye 5A, X'e 6A dediğim zaman Y'ninki büyük çıkıyor. O yüzden bu da olmaz. Hangisi orada dediği için cevap C şıkkı çıktı ama onu da ispatlayalım. Hemen gelelim. Burayı da temizleyelim tekrar. Bakın. Z 4A grubunda ise diyor. Geldik buraya Z'yi yazdık. X 5A grubunda. X'i buraya yazdık. Y'yi de 6A grubunda olduğunu söylüyor. E şimdi baktığımız zaman zaten iyonlaşma neresi büyükten küçüğe X Z. Yani burayla çelişmiyor. Yani cevabımız yalnız 3'tür diye C şıkkı doğru. Katman elektron dizilimi 283 olan elementle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. baktığımızda bu gençler biliyorsunuz 283, 8 3, 13 yani alüminyum ifade ediyor ki değerli elektron sayısı 3. Sonda 3 olduğuna göre 1 2 3 olanlar baş gruplar zaten A grupları. Şimdi bu bir metal olduğuna göre e, 1-2-3 olanlar metal biliyorsun. Doğada diatomik halde bunu diyor. metaller atomik halde bunu. Bu direkt yanlıştır diyebiliriz. A metaller iyonik bir ilişki yapar. Metal olduğu için doğrudur. Oksidin su özelliği amfotel özellik gösterir. Şimdi ilk 20 elementte bilmek zorundayız. Burada alüminyum e, 13. E, burada hemen yani alüminyum olduğunu anladığımıza göre alüminyumda da Zeynep Kırmızı Havuç altındaki aile olduğuna göre gençler. Yani burada anfoter özellik gösterdiğini söylememiz gerekir. Bileşenlerinde artı 3 değerlik alır diyor. Bu 3 taneyi verip artı 3 değerlik alır. İyi göre 13. gruptadır diyor ki 3A grubuna ne diyoruz? 3. periyot 3A grubunda 13. grup olarak değerlendiriyoruz. Yani bu da doğrudur. Cevabımız A şıkkı doğada diatomik dediği için yanlış. Altın sorumuz flor, neon ve klor elementleriyle ilgili diyor. İfadelerinden hangisi doğrudur? Baktığımızda atom yer çaplarını, iyonlaşma ve elektron egeni karşılaştırmış gençler. Hemen baktığımızda 2, 7, 2, 8, 2 8 ve 7. Yani burada 3. periyot, 2. periyot, 2. periyot çapı en büyük olan e, klor'dur yine aynı şekilde. O zaman burası doğru. Aynı periyotta sağ tarafa doğru çap artıyor, şey çap azalıyordu. Dolayısıyla e, burada florun çapı büyüktür ki o zaman bu sıralama doğru oluyor gençler. Birinci yoğunlaşma enerjileri bu sorularda aslında şöyle konum olarak yazsanız daha kolay da görürsünüz. Yani florun zaten 7A grubu, e, neonun 8A grubu olduğunu biliyorsunuz. E, bir de klor burada var. Yani şöyle konum olarak baktığımızda elementlerin konumları şöyle olmuş oluyor. E, yoğunlaşma enerjisi ne demiştik? Sağ tarafa doğru artıyordu. O zaman e, yine aşağı doğru azalıyordu. Neonun büyüktür flordan, florun büyüktür klordan. Yani buna da doğrudur diyebiliriz. Üçüncü olarak elektron ilgileri diyor ki baktığımız zaman gençler klor, e, flor ve neon var. Klor biliyorsunuz elektron ilgisi en büyük olan elementti. Ve e, baktığımızda flor ve neon kaldı. Burada da neon soy gazı olduğu için soy gazların elektron ilgileri yoktur. Yani en küçüktür. Buna da doğrudur diyebiliriz. Buradan hepsinin doğru olduğunu söyleyelim. Yediğim sorumuz periç cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdakiler hangisi yanlıştır diyor. Lidium, sodyum, a grubu metalleri, azot, oksijen, flor ve neon var. E, burada Elitium ve sodyum benzer kimyasal özellik gösterir. Aynı grupta olduklarına göre benzer özellik gösterir. Doğrudur. Azotun birinci iyonlaşma enerjisi oksijenden büyüktür diyor. Azot ve oksijeni kıyasladığımızda gençler 1 2 3 4 5. Bu 5A grubu, bu 6A grubu 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A grubundan daha büyüktür. Burada da azotun iyonlaşma oksijenden büyüklü dediği için doğrudur. Normalde bu tarafa doğru artıyor ama yer değişikliği olacaktı biliyorsunuz. 3 aşağı, 5 yukarı. Atom yarıçapı en küçük olan neondur diyor burada e, aynı periyotta bu tarafa doğru atom yarıçapı azalıyordu. Yani neonun atom yarıçapı en küçüktür. Doğrudur. Elektron ilgisi en az olan sodyumdur diyor. Metalden elektron ilgileri düşüktür ama soy gazdan elektron ilgileri yoktur. Yani elektron ilgisi en düşük olan neondur gençler. O yüzden bu yanlış olmuş. ki elektron sayısı en büyük olan neondur diyor. ki elektron sayısı 8A olduğu için sonu 8'dir. E, o zaman baktığımız zaman ki elektron sayısı 8 en büyüktür diyebiliriz. Cevabımız değişik. Baş grup elementte olan XYZ elementleri aynı grupta bulunuyor diyor. Verilen bilgilere göre elementlerin konumları aşağıdaki hangisi gibi olabilir diyor. Hemen baktığımızda elektronegatifliği en büyük olan X'tir diyor. Elektronegatiflik aşağı doğru azalıyordu. Bu tarafa doğru, flora doğru artıyordu. En büyük dediğine göre aynı grupta o zaman yukarıda olması gerekir X'in. X yukarıda olacak elektronegatifliği en büyük olduğu için. Atom yarıçap en büyük olan diyor ki bu en çok bilineni atom yarıçap aşağı doğru artıyordu. Dolayısıyla Z aşağıda olmalı. Bu şekilde baktığımızda cevabımız e, D şık olmak zorunda diye söyleyelim. Periyotiyet ve elde kesitinde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Sodyum ve alüminyumun metal olduğunu, e, oksijen ve hidrojenin ametal olduğunu, helyum da soy gazı olduğunu söylüyor ki bunları zaten biliyoruz. Soy gazımız var, e, oksijen ametal, hidrojen burada olmasına rağmen bir A grubunda olmasına rağmen ametal Sodyum, alüminyum da metaldi. Sonu 1, 2, 3 olanlara metal diyorduk zaten gençler. İYUPAK'a göre alüminyum 13. gruptur diyor. Ki alüminyum burada 3A grubundadır. E, baktığınızda ne demiştik? Düşey sütunlara 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye 3A'yı 13. grup diyorduk. Bu da doğrudur. Helyum değerli elektron sayısı 2'dir diyor. E, 8A grubunda bulunur ama 2, 2 ile bittiği için e, değerli elektron sayısı 2'dir diyebiliriz. Birinci yoğunlaşma en büyük olan hidrojendir diyor. Birinci yoğunlaşma en büyük olan helyumdur. O yüzden D şıkkı yanlış. E şıkkında da atom yarıçapı en büyük olan sodyumdur diyor ki atom yarıçapı yine kolaylıkla yorumladığımız bir bölüm oluyor. Hemen baktığımızda daha aşağıda ve daha solda olan sodyum olduğuna göre atom yarıçapı en büyük olan sodyumdur. Yani bu da doğrudur diyelim. Baş grup elementleri olan XYZ elementleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor diyor. Verilen bilgilere göre elementlerin konumları periyodik tabloda aşağıdakilerde hangisi gibi olabilir diyor. Hemen baktığımızda X ve Y aynı periyotta olup X'in çapı Y'den küçüktür diyor. Hemen X ve Y'yi aynı periyotta görmemiz lazım. Bu gitti. Aynı periyotta değil. Şunlar aynı periyotta. Dördü aynı periyotta. Ama X'in çapı da Y'den küçüktür diyor. Aynı periyotta çapın nasıl değiştiğini şöyle hatırlarsak o zaman x'in çapı küçük olduğuna göre x bu tarafta y bu tarafta olması lazım. Yani x'i sağda olması gerekir. Bakıyoruz solda olmaz. x sağda x solda. Yani iki şıkka indirdik. Hem aynı periyottalar hem de x'in çapı daha küçüktür. Yani birinci cümleyle iki şıkka indirdik. Y ile Z aynı gruptadır diyor. Bakıyoruz Y ile Z aynı grupta. Burada da Y ile Z aynı grupta. E, Y'nin iyonlaşma enerjisi Z'den büyüktür diyor. İyonlaşma enerjisi aşağı doğru azalıyordu. O zaman Y'ninki büyük olduğuna göre Y yukarıda olması gerekir. Yani cevabın C şık olması gerekir. 11. sorumuz katman elektron dizilimleri verilen X ve Y atomları ile ilgili aşırıki yargıların hangisi yanlıştır? Hemen şuraya baktığımızda gençler bir modelleme olarak bakarsa 2, 8, 2, 4, 5. 2, 8, 5 olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde burada 2, 8, 2, 4, 6. 2, 8, 6 olduğunu görüyoruz. Yani bu elementlerimiz yine komşular aynı periyottalar 2 8 5 2, 8, 6 şeklinde düşünürsek buraya x dersek yanındaki komşu da y olmuş oluyor. Buna 5a dersek buna da 6a dememiz gerekir. Sonunda 5 ve 6 var. Buraya göre baktığımızda x y pakır 15. grup diyor. 5a grubu olduğu için doğru. y 16 diyor. 16. grup doğru. İyonlaşma enerji arasında y büyük x'tir diyor. 5A grubu biliyorsunuz 6A'dan daha büyük iyonlaşma enerjisine sahip. Normalde bu tarafta iyonlaşma enerjisi artarken yer değişikliği vardı. O yüzden burada x büyük y olması gerekir. Yani cevabın b olduğunu söyleyelim. Yanlış verilmiş. Atom yarıçapı x solda olduğuna göre atom yarıçapı daha büyüktür. Yani doğru. Derg elektron sayısı birinin 6, birinin 5. Yani y'nin daha büyüktür. Doğru. Elektron verme isteği sağ tarafa doğru gittikçe elektron alma isteği artar. Sol tarafa doğru gittikçe elektron verme isteği artar. Yani x'in elektron ilgisi elektron verme isteği daha büyüktür diyelim. Yani bu da doğru. Cevabımız B şık. Periyodik sistemin A gruplarında bulunan X elementin ilk 5 iyonlaşma enerjisi değerleri arasındaki ilişki aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre X elementi hangi gruptadır? Yine iyonlaşma enerjisini anlatırken demiştik ki iyonlaşma enerjileri arasında 3 4 katlık artış olduğu zaman bu bize grubu hakkında bilgi verir ki burada X atomunun ilk 5 iyonlaşma enerjisi değerleri arasında ilişki verilmiş. Yani burada birinci ile ikinci arasında 1 2 katlık bir artış var gibi düşünebiliriz. Yani birincisi 100 ise diğeri 120. Yani buna 100 dersek Buna 120 diyebiliriz. Yani aradaki artış çok değil. Aynı şekilde 2 ile 3 arasında değil. Ama işte şuradaki 3.5 4 katlık artış bize neyi ifade ediyordu gençler? Burada bir sıçrama oldu. Yani 4. koparırken çok zorlandığını anlatıyordu. Yani böyle demek ki atomun son katmanı 3 var. 3 tane koparmışız. Ama 4. koparırken harcadığımız enerji bir öncekinden 4.5 kat fazla. Dolayısıyla buradan çıkacak sonuç bu X atomunun 3A grup elementi olduğunu söyler. 13. sorumuz periyodik sistem ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bir yönünde atom yarıçapı azalır ki baktığımız zaman gençler bir yönünde atom yarıçapı azalır diyorduk. Yine aynı şekilde iki yönünde artar. Bu tarafa doğru gittiğimiz zaman atom yarıçapı artar diye söyleyebiliriz. Bir ve iki yönünde atom numarası artar. Bir yönde ve iki yönünde atom numarası artar. Doğrudur. İki yönde iyonlaşma enerjisi azalır diyor. Aşağı doğru indikçe iyonlaşma enerjisi azalıyordu. Kola, koparmak kolay oluyordu. Bir yönde elektron ilgisi artar diyor. Bir yönünde elektron ilgisi ametallere gittiğimiz için artar ama tabii ki burada en sonunda soy gazlar var. O yüzden de kesinlikle yanlış diyemeyiz ama bu tarafa doğru artıyor. Soy gazlarda ise elektron ilgisi yoktur ama kesinlikle yanlış demiyoruz buna. Bir yönde değerlik elektron sayısı artar diyor. Bu tarafa doğru gidecek. Değerlik elektron sayısı 1 2 3, 4 5 6 diye artıyor. İki yönünde ise değerlik elektron sayısı değişmez. Yani burada iki yönünde azalır dediği için bunun kesinlikle yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Diğerlerinde dediğimiz gibi istisnalar var. Dediğimiz elektron eksi bir yönünde artıyor. Ama genellikle e, dolayısıyla bu tarafa doğru artıyor mu? evet arttı 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 burada azaldı gibi düşünmeniz gerekir. O yüzden kesinlikle yanlıştır dediğimiz iki yönde değerli elektron sayısı 1 1 1 değerli elektron sayısı 1 1 gibi. Yani aynı grupta aynıdır diyebiliriz. Burada azalır dediği için e, kesin yanlıştır diyelim. Periyodik cetvelde yerleri belirtilen elementlerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Hemen baktığımızda argonun katman elektron dizimi 2 8 8'dir. 8a grubu 2 8, 3. periyot dolayısıyla 8a grubu doğrudur. Magnezyum toprak alkali metaldir diyor. 1a grubuna alkali metal 2a toprak alkali metaldir ve sadece artı 2 değerli alır diyor. 2a grubu artı 2 1a grubu artı 1 alır. Bir sonraki derste bunları tekrar hatırlatacağız. Elementleri tanıyalım dersinde. Alüminyumun birinci iyonlaşması magnezyumdan küçüktür diyor. 2A e, ve 3A grubu biliyorsunuz. Aynı periyotta 2A'nın iyonlaşma enerjisi ise 3A'dan büyüktür. Yani magnezyumunki daha büyüktür. Dolayısıyla alüminyumki küçüktür oluyor. Doğru. F'nin elektronikliği en fazladır. F zaten bütün elementler içerisinde en fazla olandır. Lidyumun atom yarıçapı en küçük olan elementtir demiş. Lidyum e, burada olduğuna göre atom yarı çapı en küçük değildir. ki daha küçüktür. Çünkü aynı periyottalar bu tarafa doğru azalıyordu. Yani burada E şıkkını yanlış olduğunu söyleyelim. 15. sorumuz x artı 2 ile y eksi elektron dizilimi z atomunun elektron dizilimi ile aynıdır diyor. Buna göre x y z atomlarıyla ilgili yargılarından hangileri doğru olur? Hemen burada baktığımızda elektron dizilimi aynı olduğuna göre z'nin toplam 18 elektronu var gençler. Dolayısıyla bunların dizilimi aynısı. O zaman x artı 2'nin de 18 elektronu var. Yine şekilde y eksinin de 18 elektronu var. E buradan burayla buranın toplam buraya eşit. Yani burası 17. x de burayla buraya toplam 20. Yani x elementi nötraldeyken 20. Y elementi de 17 olan element olmalı ki iki tane verdiğinde buna benzesin, bir tane aldığında buna benzesin gibi düşünebiliriz. O zaman X'i ve Y'yi ulaştığımıza göre 20 tane elektron olan 17 tane elektron olan atom için e, cevaplandırabiliriz. X, Y, Z atomlarıyla ilgili soruyor zaten. X periyot verdi. 3. periyot 8A grubunda bulunur diyor. X'e baktığımız zaman 2, 8, 8, 2'dir. Yani 4. periyot 2A grubudur. O yüzden bu yanlış olmuş. Yine aynı şekilde elektron ilgisi en büyük olan Y'dir diyor. Ki biliyorsunuz periyotlarda yer bulma nötr hale göre bulunuyor. O yüzden buna göre değerlendirmemiz lazım. Yani dizilime buraya bakıp bunlarınki de aynı deyip buraya bakıp yer söylenmez. Her zaman nötr hale göre söylüyoruz. Onu hatırlatalım tekrar. elektron ilgisi en büyük olan Y'dir diyor. Yine kolonlara baktığımız zaman gençler. Burada bir tanesi 3. periyot 8A grubu. Yani Z'yi şuraya yerleştirelim bakın. Şöyle yapalım. Z'yi buraya yazdık. 8A grubu. E baktığım zaman X Z'den 2 fazlası var. Yani 2A grubu bir altta şurada olacak. E diğeri de Z'nin bir yanında yani 18, 17 şurada olduğunu görüyoruz. E burada elektron ilgisi diyor bir kere X metal, metalden elektron ilgisi düşüktür. E Z soy gaz, elektron ilgisi hiç yok. Sonu 8 zaten dolu. E burada elektron en büyük olan Y'dir diye ispatını yapabiliriz. İyonlaşma enerjisi en büyük olan Z'dir diyor. Yine bu tarafa doğru iyonlaşma enerjisi artıyordu yine aşağı doğru azalıyordu. Dolayısıyla Z'nin yoğunlaşmadan en büyüktür diyebiliriz. Buradan 2 ve 3'ün doğru olduğunu, cevabın değişik olduğunu söyleyelim. Evet bu soruyla beraber öğrendiklerimizi kısa kısa tekrar etmeye çalıştık. Hem TYT, genelde TYT ağırlıklı bir ders gibi düşünebiliriz. Ama ayette de bu konuları bilmemiz gerekiyor. Böylece evet, periyodik özellikleri bitirdik. Onlarla ilgili sorular çözdük. Şimdi kaynaklarınızdan bu bölümle ilgili sorular çözmeniz gerekiyor gençler. Şimdi ise sırada modern atom bölümüyle ilgili elementleri tanıyalım bölümü var gençler. Orada da elementleri tanımaya çalışacağız. Yine sözel bir bölüm. Onlarla ilgili sorular çözeceğiz. Son iki videomuz. iki video bittikten sonra hemen gaz ünitesine başlayacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.